Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşub duruşumuz. Qanamızı da qıtanlar ekranımız olsun. Maşinruy heyt məzgilədə mə atılmış terrorluqqa qarşı duruşunu qeyd təkidlədi. Atalmış Uyğur Abdum Rayonluq Partiya Komitetinin sekretari Maşinruy 29 aprel ötküzülgən xavup xatırının aldığını eliş və onu tügütüş xizməti yığınıda Şərqi Türkistandakı terror siyasetini küşeytidiganlıqıdan bişaret berib, atalmış terrorluqqa qarıştırış körüşünü baştan axırı çıngıtış kerek dep təkidləgən. Xitay işğaliyyat tarixidən başlap Şərqi Türkistan xalqını hər xil bahanlar bilən bastırıp kelgən bulup, türlük terror siyasetlerini icra qilish arqılıq sansızlığan Şərqi Türkistan xalqını yoqatdı. Bulupma 2017 yılından tartıp, halkaranın türlük besimi ve cezalarına karmay, tihimu qabih vasıtlarını işkiselip, atalmış əsəbilikini tügütüş, terrorcularına zərb biriş namıda aşkarı irqi qırğıncılıqı ötüp, kən kölemlik tutqun qılış hareketini tihimu küçü etmekte. Tanrıdağ Toru'nun haberde bildirilişçe, Maşinruy 29 aprel Ürümçide içilgan Şarkı Türkistan'da xavup xatırının aldığını eliş ve onu tügütüş hizmeti yığınığı riyasetçilik kılgan. Yığında Şərqi Türkistan vəziyyətinin texamı çıngıtıldığanlıqıdan beşaret berib, terrorluqı qarıştırış körüşünü baştan axırı çıngıtıp, muqimliqni qoğdaşqa haqiqi kapalatlıq qilip, təsdi qolgı kelgan muqimliq vəziyyətinin əksigi yenişiqi hərgiz yol qoymaslıq kerekte bildirilgan. Maşinruy yana atalmış tiniç amallıq ve muqimliqni qoğdaş, hareket haletidi nölləştirişti çıngıtırıp, yuqumdan aldığını eliş tizgilləş boyunca ötkelgi hücum qilish jeğinde, qat'iy g'alaba qilish kerak degan bo'lib, Xitoy virusi yuqumini bahona qilib qattiq bostirish va kontrol qilish iboralarini qayta ta'kidlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli xalqaro jamiyatning ayiblashi va jazolanishiga uchragan bo'lsa-mu, biroq jinoyatlarni izchil davomlashtirib kelayotganligini, o'z jinoyatlarini inkor qilish bilan birga har xil rezil vositalar bahonalar orqali jinoiy qilmishlarini yo'lliq ko'rsatishga tirishayotganligini Atalmış nölleştirişte çıngıtırıp, kumdan aldığını eliş tizgilleş bahanesi bilen, Şarkı Türkistan halkının normal turmuş tertibini kalaymakan kılıvatkallıqını, Ruzihit yıkıllaşkan bir peyitte atalmış terrorluqa karıştırış hareketini kayıt təkidlişinin məqsətlik eytilganlıqını bildirişmekte. Xitayda kamalgan jurnalistlerinin 20 dügüdek Uyğur ikkallike haqqıda dökülat ilan kılındı. Jurnalistlarning qo'g'dash komiteti har qaysi davlatlardagi turmaga qamalgan jurnalistlar haqida eng yangi dokumentini e'lon qilgan bo'lib, 2021 yili 12 ayning 1 kunigacha dunyo bo'yicha jami 293 jurnalistning turmaga qamalganligini Xitoy tutqun qilgan jurnalistlarning ichida Uyg'urlarning 44% ni tashkil qiladiganligini oshkorlagan. Mazkur dokumentdan ma'lum bo'lishicha, 2021 yili 12 ayning 1 kunigacha dunyo bo'yicha jami 293 jurnalist turmaga qamalgan bo'lib, Bularının 22'si Şarkı Türkistanlıq Uyğur jurnalist iken. Bu sallıq məlumat boyunca bolğanda Uyğur jurnalistler Xitayda tutqun qılınğan jurnalistlerinin 44%-ni təşkil qılıdı iken. Şundaqlı dünya boyunca tutqun qılınğan jurnalistlerinin 7.5%-ni igiləydi iken. Dokulatta Xitayının 2020 yıldaki nüpus təkşürüşü boyunca Uyğurlarının nüpusunun 11.600.000-dan artıq bolıp, Şarkı Türkistan'daki oxşumağan milletler içinde köp sallıqını təşkil qılıdığanlıqını, ama Uyğurlar Xitay'daki 1 milyar 200 milyon nüpusunun aran 0.83%-ni təşkil qılıdığanlıqını, sancahatı şünce az nisbətini igiləydiğen Uyğurlardan tutqun qılınğan jurnalistlerinin 44%-ni ibarat bunçuvala köp nisbətini təşkil qılışının kişini çöçtüdüğanlıqı bildirilgən. Jurnalistlerini qoğdaş komiteti elan qılığan dokulatı aşka arılınışı, Xitayda türmege qamalgan jurnalistlerinin tizimliki de 22 Uyğur bar bolup, bularının 20 2016 yıldan keyin qol qoyulgan. Qalganları 2009 yıldan 2014 yılgacha bolgan aralıqta her xil tökmetler bilen qol qoyulgan. Qol qoyulgan 22 Uyğur jurnalistinin 9-i Beijing Milletler Üniversitesi'nin sabiq iqtisad profesori İlham Toxtaqurğan Uyğur biz namlıq tor bekatni ortaq qurguchilar ekan. İlham Toxtaqurğan qızı Cevher İlhamning Amerika avazığa aşkarlaşça Dadısının torbetide işleyen bir kısım Uyğur jurnalistlerinin ceza müddeti toşup, 2019 yılı ya ki 2020 yılı gıcı kuyup birleşi kerek bolsa mı, bırak hazır gıcı kuyup birilmegen. Cevher İlham muhbir giyene nevri tukkallarım dadamdan sürüti ve makallarını saklıqallıq bahanesi bilen 10 yıllık kamak cezasıgı hüküm kılındı degen. Amerika Xitayını ayıplab bayanat ilan kıldı. Amerika hükümeti Xitay rejimi ve organ taratqularının izgil halde Rusya'nın Ukrayna urushiga alaqadar saxta teşviqatını texamı köptürüp tarqıtıp atqanlıqını
qaramoqqa betirab turganda ko'rinsimi, amiliyatda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish qilmishini qo'llaganligini ayibladi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi 3-may e'lon qilgan bir bayonotida Xitoy rejimining bir tarafdan Rossiyaning Ukrainaga qarshi qo'zg'agan urushini yo'llik qilib ko'rsatishga uringanligini, yana bir tarafdan xalqqa orasida Amerika qatorliq davlatlarining demokratik tuzumi va mustaqil taratqularga bo'lgan salbiy qarash shakllantirishga tirishganligini bildirgan. Mazkur bayonot yana Xitoy rejimining 3 xil usul orqali avomning Ukraina masalasiga bo'lgan qarishiga ta'sir ko'rsatganligi qayd qilingan. Bunun birincisi, Xitay organ taratqoları Rusya hükümetinin delillengen bayanlarını köpləb tarqatqan. Rusya mı masaldı bu xəbərlərdən paydlanğan. İkincisi, Xitay organ taratqoları Amerika başçılığıdaki ғərib dövlətlərinin Ukrayna haqqıdaki bayanatlarını kən köləmdə kesib etkən və öz içindeki qarşı fikirlərini bastırğan. Üçüncisi, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı və Amerika'a qarşı nüpussuz taratqolarının yazmalarını köpləb tarqatqan. Bayanatta yuqorqi nuqtalar amaliy misallar orqali qayd qilingan. Xitoyning Rossiya-Ukraina urushidagi maydoni izchil tanqidga uchrayotgan bo'lib, bu Xitoy bilan g'arb dunyosining munosabatini texmo yiriklashtirmoqda. Mayun haqidagi xabarlar Hong Kong poychaki bozorini qalaymaqonlashtiryapti. Alibaba'nın qurg'uvchisi Mayunning Xitoyda qo'lga olinganligi to'g'risidagi xabarlar Hong Kong poychaki bozorini qalaymaqonlashtiryapti. Mayunun qo'lga olinganligi haqidagi xabarlar pay bozoriga mablag' solg'uvchilarni g'angirtib qo'ygan bo'lib, jiddiylashgan mablag' solg'uvchilarning paylarini bas-basda setishi natijasida shirkatning pay bahosi bir kun ichida 9.14% tovanlab, shirkat jami 26 milliard dollar ziyon tortdi. Anadolu agentligining 3-maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Jiyang o'lkasi Xangjoudagi bir texnika shirkatining Mafa millik direktorining Dövlət bexatirlikiga ziyan yetkizdigan faoliyatlarga qatnashganligi sababidan qo'lga olinganligi haqidagi xabar pay bozoriga mablag' solg'uvchilarni g'angirtib qo'ygan. Xitoyning markaziy televiziya stansiyasi CCTV'ning Hangzhou JX idorasining so'zini naql keltirib bergan xabarida mafamillik boshqaruvchining davlatni parchalashga urinish va hukumatni og'dirib tashlashga urinish jinoyati bilan tekshirilayotganligi bildirilgan. Xabarda faqatli mafamilisi tilga olinganligi uchun mazkur kishining Xitoydagi eng cho'ng internet tori va texnik shirkati Alibaba'ning qurg'uvchisi Mayun deb xato paraz qilinishi natijasida shirkatning Hong Kong aksiya bozorida savdo qilinayotgan paylari kunduzda 9.14% tovanlagan. CCTV qo'lga olingan kishining Mayun emasligini oshkorlagandan keyin pay bahosi qayta o'rlagan bo'lsa-mu, ammo shirkat allaburun 26 milliard dollar ziyon tortib bo'lgan. Xitoy tashviqot organi bo'lgan Yarshar vaqt kezdimi keyin e'lon qilgan xabarida Mayunning ismini tilga olmay turib, qo'lga olingan kishining ismi ikki so'zdan tarkib topadi degan gap-so'zlar yolg'on. Gumondorning ismi uch so'zdan tarkib topadi deb bayonot e'lon qilgan. Xabarlarda mafamillik gumondorning aloqa texnikasi sohasida ishlaydigan shirkatning tadqiqot va taraqqiyot bo'limining mudiri ekanligi davlatni og'dirib tashlab, davlatni parchalash maqsadida chat el kuchlari bilan hamkorlashganlik gumoni bilan adliyalik tekshirilayotganligi bildirilgan. Xitoyning jinoiy ishlar qonunida qaysi faoliyatlarning davlat bexatarligiga tahdid elib keladiganligi aniq yozilmagan bo'lib, Xitoy har qanday kishini davlatni og'dirib tashlashga urinish jinoyati bilan ayiblasa, u kishi odatda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoydagi eng cho'ng internet shirkati Alibaba'ning qurg'uvchisi Mayun 2020 yili oktyabrda Xitoydagi bozorni nazorat qilib boshqarish tarmoqlari va banklarni tanqid qilgan nutq so'zlagandan keyin sirliq g'oyib bo'lgan va uzun vaqt ommaviy so'ronga chiqmagan edi. Shundaqla 2020 yili oktyabrda Hong Kong va Shanghai aksiya bozorida o'tkazilmoqchi bo'lgan Alibaba'ning internet pul to'lash munosabati Alipay va uningga munosabatlik mol-mulklarni bir markazga yig'idigan chumuli guruhining ikki taraflik oshkora tarqitilishi Xitoy rejimi tomonidan to'xtatilgan edi. Xitoy bilan Tayvan o'rtasida jiddiylik kuchaymoqda. Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik davomlashayotgan bir paytda Tayvan davlat mudofaa ministrligining Tayvanga yaqin rayonda Xitoyga tava urush paroxotlarining bayqalganligini e'lon qilishi diqqat qo'zg'adi. Yangi akt kezining 3-maydagi xabarda bildirilishicha Tayvan Xitoy jiddiy vaziyatining davomlashishiga agishib Tayvan davlat mudofaa ministrligining yangi bayonoti e'lon qilingan. Ministerlik bayonotchisi Sun Lifang Tayvanga yaqin rayonda Xitoyga tava urush paroxotlarining bayqalganligini e'lon qilgan va Tayvan armiyasining Tayvan atrofidagi suv va havo bo'shlig'idagi Xitoyning harbiy harakatlarini yaqindan kuzatganligini va orlashganligini bayon qilgan. Tayvan bayonot e'lon qilishdan bir kun burun Yaponiya o'zini qo'g'dash armiyasi birlashma xizmatchilar ishxonasi
Leo'nun aviyamatkisi ve 7 qoğuluğuçi paraxot bilen təmilliguçi paraxotlarının Şarkı Xitay denizinden çıkıp Tinich Okeanğa kirişten burun Japonya'nın Okinawa ve Miyako arılı arasındaki sudun ötkenlikini ilan kılgan idi. Xitay'nın aviyamatki can grupısının Tayvan'nın şarkıdaki deniz təvəlikide manevr ötküzüşü mülkirlenmekte. Türkiye ve Rusya Devlet Müdafiye Ministerleri görüştü. Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar, Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergey Shoigu bilen telefonda görüştü. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği Hulusi Akar bilen Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergey Shoigu'nun telefonda görüşkenliği doğrusunda bayanat ilan kılgan. Bayanatta bildirilişçe, Hulusi Akar insani vaziyetinin normalleşişi ve rayonda hatırcamlık hem de mukimliğinin kaydının orantılışı için derhal uruş toxtuşunun ehmiyetini ta'kidlagan. Şundakla insanperverlik yardım meselesini her cihetten kollaş üçün tirişallık görüstüvatkan Türkiye'nin rayonda tinişlik orantılışı üçün ilgiri kılgınığı okşaş, bundin kiyimi üstü güçken vazifesini ada kılışını devamlaştırdığallıkını yeni bir kıtım eskertip ötken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eslerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.